Durumu nasıl? Ciddi şekilde sinir krizi geçirmiş. Yatıştırıcının etkisiyle uyuyor şimdi. Siz oğlu musunuz? Evet. Beyefendi, anneniz yarın sabaha kadar uyanmayabilir. Endişelenmeyin. Bundan sonraki süreçte başarabilirseniz annenizin sakin kalması lazım. Heyecanlanmamalı. Yarın kendini kötü hissederse muhakkak hastaneye getirin. Merak etmeyin. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geleyim mi? Çok şükür sakinleştiricinin etkisiyle uyuyabildi ablam. Tabii yaşadıkları kolay şeyler değil ki. Neyse ki sakinleşebildi. Umarım çabuk zamanda toplar. Bir de bunun kalktıktan sonrası var. Tutun teyzemi, tutabiliyorsanız. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen arayın, olur mu? Zeynep, bak aramayı unutma, tamam mı? Saat kaç olursa olsun. Tamam canım. Sağ ol Doğacığım. Ne demek Gönül teyze? Sultan teyze iyi olsun da. Aa, Doğa çıkıyor musun? O zaman beraber gidelim. Hem ben seni yoldan bırakırım. İlyas Bahar'ı bıraktı çünkü. Tamam, olur. Çok geçmiş olsun tekrar. Yani herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen arayın, olur mu? Çekinmeyin. Telefonum gündüzde var. Olur Nigar Hanım. İyi geceler, ayağınıza sağlık. İyi geceler. Hadi canım. Anneciğim benim. Şimdi Sultan Hanım, cezaevindeki bu adamın yalan söylediğini söylemeyi çok isterdim. Ama? Ama söylediği bazı şeylerde, bakın parantez içinde söylüyorum. Söylediği bazı şeylerde doğruluk payı var. Ama emin olmamız için derin bir araştırma yapmamız gerekiyor. Bakın hala umudumuz var. Sonuçta kızınız bu kaçakçılık şebekesinin neresinde? Yani yurt dışına gönderildi mi? Bunun gibi birçok soruya cevap bulmamız gerekiyor. O yüzden sizden benim tek ricam, lütfen sakinliğinizi koruyun ve bizden haber bekleyin. Öyle. Emrah doğru söylüyor Sultan Hanım. Önce bir emin olalım. Hem biz de bir yandan araştırıyoruz. Bakım evine birçok kez baskın yapılmış. Baskın yapılmışsa ne olmuş komiserim? Elimizde hiçbir şey yok. Yanılıyorsun. Bunların hepsi kızına giden yolda bir adım. Hem çalışanlar doktor değil, çete üyesiymiş. İnsan kaçakçısı yani. İnsan kaçakçısı olduklarına dair elimizde bir belge yok. Ya belge olsa ne olacak komiserim? Onlar için çocukmuş, kadınmış fark ediyor mu hiç? Komiserim doğru söyle. Bak benim kızımı kaçırdılar da bana söylemiyorsan. Ha? Erken geldin teyzem. Duramadım ki teyze. Annem nasıl? Avukata gitmiş. Niye izin verdin teyze? Ya anneni bilmiyor musun? Yani kendimi iyi hissetmek istiyorum. Reçel yapacağım dedi. Beni de manava yolladı. O sırada da çekmiş gitmiş işte. Ben de mi gitsem? Yok. Ya Gündüz. Ne oldu teyze? Bak söylemeyeyim diyorum ama ablamın bir delilik yapmasından korkuyorum ben.
Yani hali biraz tuhaf gibiydi. Ya düşünsene, dün kriz geçirmiş, bugün hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sence de biraz tuhaf değil mi bu?